Efendim, Tarih Keyif programına hoş geldiniz. Her hafta bugün bu saatte Bloomberg HT'de karşınızda olmayı planlıyoruz. İlk programımız ne yazık ki çok da hoş günlere denk gelmedi. Türkiye'de de ulusal yas ilan edilen, Orta Doğu'daki hepimizin canını sıkan, hepimizin takip ettiği zor günlerden geçerken ilk yayınımızı yapıyoruz, karşınızdayız. Biraz da aslında bu zor günler sadece Orta Doğu ile alakalı da değil. Fakat mutlaka hani ben özellikle acil bir ateşkesi ve herkesin sağ salim evinde olduğu bir Orta Doğu'yu arzu ettiğimizi tüm ülke olarak düşünüyorum. Fakat bunu da aşan etrafımızda pek çok sorunlu bölgeler ve dönemlerden geçiyoruz. Bu programı yapma amacımız aslında biraz da bununla alakalı. Çünkü hem sorunlar ama aynı zamanda bu sorunların çok hızla karşımıza çıktığı haberler şeklinde hepimizin yorulduğu, boğulduğu zamanlardayız. Böyle zamanlarda gerçekten hem biraz zamanı yavaşlatmak, biraz soğutmak, hepimizin olanı biteni daha iyi anlaması ve biraz daha bir anlam bütününü içerisinde değerlendirebilmemiz için elzem diye düşündük. O yüzden de tarih biliminin, tarihin, geçmişin bizlere yol göstereceğini ama en önemlisi bir bütünlük, bir anlam bütünlüğü, içimizi rahatlatan, anlamamızı sağlayan ve bunun verdiği huzurla ve biraz daha sükunetle karşımıza hızla akıveren, karşımızdan hızla geçiveren havadisleri anlamamızı sağlar diye düşündük tarih. O yüzden tarihi sadece tarih olarak değil, aynı zamanda bugünleri anlamamızı kolaylaştıran, aynı zamanda keyif alacağımız. Çünkü anlamak keyif verir, hepimize bir mana verir. O çerçevede değerlendirdik. Ve tarihi de sadece alıştığımız gibi, ders kitaplarında gördüğümüz gibi değil, tarih her şeydir cümlesi çerçevesinde. Dünü, bugünü, hatta belki şaşırtıcı olabilir ama yarını da içeren bir büyük hakikatin bir alanı olarak, bir platformu olarak düşündük. Ve bu programda sizlere tarihin farklı temalarıyla, farklı kavramlarıyla karşınızda olmak istedik. Bu temalar bazen Osmanlı'da toprak sistemi olacak, bazen kadılık müessesesi olacak, bazen Selçuklulardan konuşacağız, bazen İtalyan şehir devletlerinden bahsedeceğiz, bazen komşu kültürlerden bahsedeceğiz, bazen farklı coğrafyaların tarihlerinden, bazen dillerden, bazen kültür tarihinden, bazen sanat tarihinden. Ama her şey tarih. Ve her şey tarih hayatımızı etkiliyor, gündelik pratiklerimizi etkiliyor. Daha keyifli yaşayabilmek için de tarih keyfi dedik. Keyfin tarihinden bahsedeceğiz. Tarih çünkü Nothing Rabin'in söylediği gibi hiç de sıkıcı olmak zorunda değil. O öyle der ya, bu kadar sıkıcıysa kesinlikle çoğu uydurulmuş olmalıdır. Bu programda biz uydurulmuş olan tarihsel iddialara değil, daha çok gerçeğe bağlı kalarak ve tarihi bugünle de ilişkilendirebileceğiniz bir genel çerçeve içerisinde sunmak istiyoruz. O yüzden her hafta farklı ve kıymetli konuklarla karşınızda olmayı planlıyoruz. Bu hafta çok kıymetli iki tane konuğum var. Bugün sizlerle birazcık tarih nedir konuşacağız. Biraz tarih yazımı hakkında, yani historiografya hakkında konuşacağız. Ama en çok tarihi tarih yapan tarihçi, yani bize aktaran tarihçi kimdir, nasıl yaşar, nasıl yetişir? Bunlar hakkında da biraz sohbet etme imkanı bulacağız. Çok değerli iki konuğum var bugün. İlki Doktor Nuriye Ortaylı. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz Nuriye Hanım. İkincisi de her zaman asistanı olmaktan onur duyduğum. Gerçekten eğer bir şeyim varsa şükran duyduğum, eksikler bana ait olmak kaydıyla kıymetli hocam İlber Ortaylı, Profesör Doktor İlber Ortaylı bugün konuğumuz. Bugün abi kız kardeş, onların farklı yaklaşımlarıyla bir tarihçinin nasıl yetiştiğini, bir tabibin gözüyle tarihçi bir abi sahibi olmanın ne olduğunu, hem biraz çocukluklarından, hem biraz gençliklerinden, hem bugünlerinden, onların hayatlarından anekdotlarla tatlı bir sohbet ederek, bugünlerin ağırlığı içerisinde ama tatlı bir sohbet ederek birazcık da bu ağırlıkları unutmak için karşınızdayız. Ben ilk başta Nuriye Hanım'a sormak istiyorum bu çerçevede. Nasıl bir duygu Nuriye Hanım? İlk mesela hatırladığınız an nedir abinize dair?
Yani sizin hayatınızda abinizi bir tarihçi olarak düşünmenizi sağlayan ilk karşılaşma nasıl bir şeydi acaba? Çocukluğunuzdan bize nasıl bir şeyler aktarabilirsiniz? Aslında birkaç şey var. İlber'e ilişkin. Yani bizim ev çok demokrat bir evdi. Onun için ben hiçbir zaman abi demedim. Hiçbirine adıyla hitap ederim. Onlar da bunu tolere ettiler. Şımarık olduğumu söylerler sık sık. İlber'e ilişkin ilk hatırladığım şeyler, ya onunla birlikte ilk hatırladığım şeyler. Bir tanesi güneş batarken Ankara Kalesi'nden inişimiz. Beni omzunda taşıyordu. Şimdi yapar mı bilmiyorum ama o zamanlar. Aramızda epey 12 yaş fark var. Ben herhalde bunu hatırladığıma göre 3, 4 en fazla 5 olmalıyım. O da işte lise 2 ya da lise sonunda bir delikanlı. Ankara Kalesi'ni gezmeye gitmiş. Meraklıydı gençken de çok gezmeye, yani özellikle tarihi mekanları görmeye. Ama beni de yanında sürüklemiş bir gerekçeyle. İhtimal mızırdamışım dönerken yoruldum diye omzunda taşıyor. Böyle güneş batarken kaleden yavaş yavaş indiğimizi hatırlıyorum. Bir başka anımda treni bir şekilde bir trenin peşinden koşuyoruz. Yine aynı yaşlardayım. Ben tabii zor koşuyorum. Rayların üzerinde koşuyoruz. Koş Nuriş koş, kaçıracağız diyor. Hatırlıyor musunuz tren nereye gitti? Olay şu, birlikte Gordiom'a gitmişiz. Yine beni yanında sürüklemiş, niye anlamıyorum ama birlikte Gordiom'a gitmişiz. O zaman da öyle özel araba Gordiom'a gidecek, otobüs var, öyle bir şey yok tabii. Trene binmişiz, sonra inip herhalde bir traktöre bindik. Böyle yani bir miktar belki yürüdük, Gordiom'a gittik. Ben çok sıkıldım. Bir şey anlamadım tabii. Etrafta bir takım taşlar var. O zaman çok fazla da kazılmış değildi. İşte onlara baktı falan filan. Ben yine mızırdadım. Bir şey yok. Bu niye buraya geldik? Burada ne var? Ve bana şeyi anlatmıştı. Burada bir düğün vardı bu taşın önünde. İskender diye bir adam vardı. Çekti kılıcını. Bir vurdu. Düğümü kesti. Bu bayağı böyle bütün hayatım boyunca hatırladığım bir şeydir. Gordiom'a ilişkin. Dönüşte de tabii yine trene binip döneceğiz. Yanlış yöne giden trene binmişiz. Şeyi hatırlıyorum, kondüktörün çabuk inin, diğer trene binin dediğini. Ve biz inip işte o öbür diğer trene yetişmeye çalışıyoruz akşamın karanlığında. Onu hatırlıyorum. Beni çokça gezdirdi gittiği yerlerde. Yani milleti beraber gördük, Pirine'yi beraber gördük. Ben 9-10 yaşındayken onlar. Gerçekten genç bir adamın böyle küçük, kendinden çok küçük bir kız çocuğunu yanında sürüklemesi ilginç. Herhalde öğretmeyi seviyordu diye düşünüyorum. Yani birisini anlatmayı seviyordu diye düşünüyorum. Yok, iyi oldu, iyi yetiş diye. Ha, öyle bir sorumluluk yani. İyi yetiş. Evet, İkizlere benzeme diye. Kıymetli seyirciler bilmiyor tabii hocam, değil mi? Aranızda bir de ikizler var. İkizler, onlar ikizler. Nuriye Hanım en küçük, siz en büyüksünüz. Arada bir de ikizlerimiz var. İkizler. Onlara benzemesin diye diyorsunuz. Onlarla bu kadar ilgilenemediniz herhalde. İşte Priyene de diyor, gezeceğim diyorum. Hayır diyor, burada cinler var diyor. Peki şurada bekle, ben taşa gidip bakıp geliyorum. Hayır, gelir cin diyor. Bir şey yani, felaket bir şey. Sonra Agora'da taşın üzerinde çöpten kazarlar ya işçiler o zaman böyle keskiyle. Onu buldu, orada eski dünyayla aşka düştü o şeyi görünce. Ne işte bunu dedi, bu dedi, bunu bak dedi falan, böyle heyecanlandı. Ve oradan aşka düştü, bir daha toparlayamadık onu arabelerden. Hocam peki şey sorayım, gezmeden tarihçi olmak diye bir şey mi? Hayır, olmaz, gezmeden olmaz. Bu gezen bir karakter değil mi hocam? Gezmeden tarihçi de olmaz, yani müze, harabe, coğrafya, jeoloji çok gezeceksin. Mesela Zeki Velidi Togan 20'lerde Ankara'da şeye tırmanmaya kalkmış gidip.
Hüseyin Gazi Dağı'na. O orası bugün semt oturuyor, o zaman öyle bir şey yok. Deli yapar onu ancak. Yani şehirden bilmem kaç kilometre uzakta, değil mi? Doğru. Bir yer. Yani o çok jeoloji ve coğrafya merak ederdi öyle. Ama Zeki Velide Hoca da bambaşka bir tabi. Evet ama yani. O işte onları okumak iyi yol yapıyor. Üstünde el yazmalarını toplayan, kültürel coğrafya çalışması öyle çok yapan. Çok önemli. Başkırdistan Cumhurbaşkanı iken, Türkiye'ye gelirken farklı açarken farklı işler yapan yani. Birisi gerçekten. Ama demek ki tarihçinin herhalde ortak bir tipolojisi var. Yani bu geziyor bir defa. Yani öyle geziyor, bir şey elimizde var. İşte coğrafya biliyor falan, tanıyor. Şeyi de merak ettim, mesela dediniz ya aile demokrat bir demokratik bir aileydi. Zannediyorum herhalde o da şartlardan bir tanesi. Yani hür düşünebilmesi, kendini ifade edebilmesi, değil mi çocukluğunda? O her yani herhalde herkes için şart. Yani ne bileyim işte sanatçı da olacaksanız, başka bir bilim dalında da olacaksanız. O sanıyorum önemli bir şey. Bu yalnız şey demek değil, yani bizim ailede aslında bir disiplin vardı. Belli ilkeler vardı, o ilkeler konusunda pek taviz verilmezdi. Yani gayet güzel fırçalanır ve aşağılanabilirdiniz. Neydi mesela ilkeler? Ya tembellik mesela hoş yapılmaz. Görülmezdi. Evet. Yalancılık hiç hoş görülmezdi. Genel eğilim olarak paraya pula pek değer verilmezdi ama işte yeteneğe, bilime, çalışmaya vesaire daha çok değer verilirdi. Ama buna mukabil ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani ben ufak bir çocuktum. İşte İlber fakültedeydi. Diğer abilerim herhalde lise son, belki onlar da fakültede. Mesela işte ne bileyim tarihten politik mevzulara kadar çata çat tartışırlardı. Babam da ciddi ciddi girerdi, tartışmayı çok seven bir adamdı. Bazen kızardı da onlara. Ama hiçbir zaman şunu demezdi. Susun bakayım, ben bilirim, ben babayım. Hiç öyle bir şey duymadım. Yani orada gayet ciddiye alıp bizim söylediklerimizi de, benim olmasa bile onların. İşte, hatırlıyor musunuz mesela en önemli tartışma konuları neydi ki? Taktik vardı. Stalinist nutuk atmaya kalkana troçkizm yapardı. Ah çok güzelmiş hocam bu. Stalinist nutuğa karşı troçkist direniş. Tabii yani. Nasıl mesela, yöntemi nasıl bir şey hocam bunun? E işte diyor mesela ihtilal dediğin diyor dünyada yapılır diyor. Böyle burada olur mu diyor, Rusya'da da olmaz diyor. Bak ne kıyak iş, değil mi? İhtilalin mantığı üzerine tartışmaların olduğu bir dönemden bahsediyoruz aslında. Evet, yani çürütmek için tezleri. Ama aile zaten sonuçta çok dilli bir aile. Yani Rusça'ya hakim bir aile zaten. İkisi de bilirdi. İkisi de Rusça biliyor. Sizler de herhalde Almanca biliyor. Almanca biliyorlar tabii ki. Sizler de herhalde çocukluğunuzda mesela Nuriye Hanım, siz çocukluğunuzdan var mı Rusça bilginiz? İlber Hoca'nın var diye biliyorum. Biraz daha fazla. Çok az. Daha az. Yani orada biraz şeyin etkisi var tabii. Yani Soğuk Savaş yılları ve evde çok Rusça konuşulmazdı ama bir kulak aşinalığı oluyor tabii. Tabii ben onu hatırlıyorum. Parkta Rusça okuma dedi anneme. Ama hocam anneniz... Büyük bir hoşnutlukla. Meğer tevkifat oluyormuş. Tevkifatta sevindiği yoktu. O vesileyle parkta Rusça okuma diyor eşine. Yani bir garip bir şey böyle. Hem kendi Rusça biliyor. Hem de Rusça öğretiyor bu arada. O çoktur Rusya muhacirlerinde. Rusça bilir falan. Fakat şey istemez konuşulmasını. Başka dil öğreneceksin falan. Onu yaparlardı. Babamda vardı, annemde yoktu. Ama çocukluğunuzdan hani bir Rusça bilgisi yerli yerine oturdu. Bir de Rus literatürü. Kulağı doluyor bilmem ne. Merakı götüren var. Rusları şey yaptı, geliştirdi. Nuriye yani siz ikimiz sonradan. De İlber de ben de sonradan çalışarak öğrendik. Sonradan çalışarak öğrendi ama. Ama tabii bir yani bir kulak aileden dolgunluğu oluyor. Kulak dolgunluğu yardım eder yani, öğrenilmez lisan aileden. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Doğru, doğru. Peki hocam ben size sorayım. Tarihçi olmaya ne zaman karar verdiniz? Yani aklınıza böyle bir cümle olarak, evet ben tarihçi olacağım. Çok cümlesi. Eski zamandan beri. Çok eski zaman. Ne zaman mesela hocam? Ne bileyim, ben hatırlamıyorum.
Ama yani mesela lise yılları mıdır ne bu? Ne lise yılları? İlkokuldan. İlkokuldan. Tabii canım. İlkokuldan. Bayağı palavra tarih de anlatırdım arada. Roma tarihini şişirir anlatırdım dinlerlerdi. Hocam Stalinist nutuk şeklinde olmuyordu değil mi? Stalinist nutuk şeklinde olmuyor. Yok Stalin. Eğlenceli. Eğlenceli, daha mesela eğlenceli. Mesela hemşeyi anlatırdı mahallede komşu hanımlar İlber'i böyle durdurup sokakta, yolda, balkondan falan. Ha. Sokrates nasıl öldü falan diye sorarlar. Bu da aptal anlatırmış. Aptal işleyip anlatıyor. Çok ihtiyaçları versen gırgırında ben. Bayağı hani dün mahkemesindeymiş falan gibi anlattığı için hoşlarına gidermiş. Ya sokakta karşılaşmada Sokrates'in ölümü belki biraz Galya Savaşı. Soruyor canım, Galya Savaşı değil yani, şimdi bir zabitin hanımı Galya Savaşları'na kadar gitmez. Sokrates'in zehirlenmesini merak eder. Doğru. Bizim bazıları hala... da Kleopatra ile Antonius'u merak edip sorardı. O, bence hocam değil mi? Ben de öyle yutturdum. Kleopatra falan diye anlatırdım. Sonra öğrendim ki kadın iyi bir eczacıymış ve çok lisan biliyormuş. O günden sonra Kleopatra'dan hızlı ve edepsiz karı diye bahsetmez oldum. Çok güzel. Hocam o zaman aslında bir şey söylemek lazım. Bizim dizi sektörü çok gelişti ya Türkiye'de. Yani Kleopatra bayağı güzel bir konu olur aslında değil mi Türk dizicilerine? Müthiş. Çok da güzel adapte ederler onu herhalde. Eski çağın Helenistik devrin entelektüeli. Yani internasyonal entelektüel tipi öyle çıkmış. Peki, vardır yani her zaman bulunur da Helenizm devrinde çok yaygın. Çok yaygın. Türkiye'de çok yaygın olmayan aslında sizi hani tarihçilerin içerisinde de daha farklı kılan unsurlardan bir tanesi herhalde klasik eğitime olan düşkünlüğünüz sizin. Evet. Yani seviyorsunuz. Yani mesela çocukluğunuzda da işte Nuriye Hanım da mesela hemen hatırladı işte Sokrates'in ölümü. Bunu anlatan birisi. Klasik eğitimi mesela ailede mi yoksa biraz daha... Vallahi adamın ben tarihçi olacağına inanmıyorum. Değil mi? Hayır. Yani sen yeni çağ peki. Hı hı. Modern tarih yazıyormuş. Peki tamam yani olabilirdi. Yani, ama bir merak lazım değil mi? Yani kuruluş dönemine falan öyle bir yani merak değil tarih bileceksin yani. Değil insanoğlunun mi? Nedir macerası? Çok önemli. Nasıl yaşar? Nedir? Nasıl? Devlet şekli ne? Uslup ne? Adalet mekanizması ne? Falan bunlar şey yapmam lazım. Mukayeseli ederek yani. Öyle şey gibi batılılar gibi de çıkarmazsın tarihin içinden. Nasıl hocam? Mesela adam Yunan tarihi biliyor başka şey bilmiyor. Klasikte olmaz öyle şey yani. Olmaz ama sonra bir Avrupa'da bir tarihçi tipi çıktı. Yunan'ı da biliyor, eski İran'ı da biliyor falan. Yani o adamlar yırttılar. Mesela bunların örneklerinden biri hakikaten benim hayatta tanımaktan çok zevk aldığım Bernard Lewis. Hiçbir zaman Osmanlı tarihi falan konuşmazdık görüştüğümüzde. Yani sıkılırdı hatta öyle şeyden. Neyi sever? Katolik Kilisesini çekiştirmeyi ve tarihini bilir. Neyi sever? İşte bilmem neden bahsetmeyi sever. Zaten onun kendisinin kökünde bir Latince ve İbranca var. Evet. Kuvvetli. Fakat işte biliyorsunuz, Rusça da biliyor, Slav tarihlerini. İran'ı biliyor, Türkiye'yi biliyor falan. Öyle giderdi. Onlar önemli. Nuriye Hanım ben bu çerçevede size şeyi sormak istiyorum. Şimdi sevgili seyirciler çok bilmiyorlar ama siz de hekim olarak... Dünyanın farklı yerlerinde görev yaptınız ben biliyorum. Acaba o 3-4 yaşındayken Ankara Kalesi'nde sırtta taşınmanın verdiği bir dünyaya açıklık mıydı sizi? Dünyanın farklı yerlerine sürükleyen ne dersiniz? O var tabii. Yani, tabii Ankara'da herkes kaleye çıkmaz. Yani değil mi? Şimdi bilmiyorum. Şimdi çıkıyorlar biraz ama o zaman yok öyle bir şey. Bilinmez olarak. Ama herhalde hocam o dünya merakı böyle beraber hani çocukluktan gelişen bir şey. Çünkü Nuriye Hanım siz de Gürcistan'da çalıştınız benim bildiğim Gürcistan'da, Amerika'da. Gürcistan'da, Orta Asya'da. Orta Asya'da. Bir dünyanın pek çok yerinde çalıştınız. Herhalde o zihni bir açıklık gerektiriyor. Bir hümanizma duygusu gerektiriyor. Bir düşünce değil, bir duygu yani galiba. Yani mutlaka İlber'in çok katkısı var. Yani çünkü çocukken gerçekten benimle uğraştı ve zaman geçirdi. Yani
dedim hani lise yıllarında, üniversite yıllarında. Hı hı. Bilmiyorum o yaştaki bir delikanlı çok ayırmaz vakit. Hı hı. Küçük çocuklara, hı hı, yani başka ilgileri vardır. Yani konserlere de taşıdı, beni müzelere de götürdü, işte harabede gezdirdi. O anlamda çok şanslıyım. Ama bence ikimizin de şansı, ana babamız entelektüel insanlardı. Yani onların öyle merakları vardı. Sanıyorum İlber'de de onların mutlaka etkisi olmuştur. Bir yani, de büyüklerle konuşacaksın. Evet, bunlar konuşulur da. Ben büyüklerle konuşuyorum, o da yanımda geliyor, adam akıllı büyüklerle konuşuyor. Tabii, evet. Aradaki yaş farkında. Ama benim hani mesela aklımda olan şey yok. Büyüklerle yıllar yani. Ben çok ona yetişemedim ama herhalde İlber daha çok görmüş. Çok renkli insanlar gelip giderdi bizim eve. Yani hayat hikayeleri olan en azından. Hı-hı. Yani hepsi akademisyen ya da bilim adamı böyle değil ama. Özellikle birileri var mı mesela? Yani değişik hayatları farklı olan hayatlar. Ne bileyim mesela işte Türkmenistan üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Hı-hı. Ne bileyim ya da İranlı. Ukraynalı. Ukraynalı. İşte Ukraynalı. İşte Sovyetler Birliği'nden gelmiş, hı hı, falan. Yani değişik hayat hikayeleri olan, hı hı, ilgileri olan insanlar. Ve farklı gelirdi. Kesimlerden hep, evet, değil mi? Farklı kesimler. Ya annem, özellikle annemle ben çok vakit geçirdim. Ben belki daha çok babamla. Birçok şeyi de çok beleşe öğrendik. Yani ben dünya tarihini, hı hı, annem mutfakta yemek yaparken onun yanında oturarak öğrendim. Dünya edebiyat, güzel, tarihini. Güzel bir ayrıcalık bu hayattaki. Evet, yani Fransız edebiyatının şeyini, analizlerini vesaire, bunları, aha, hani herkes, birçok insan okuyup çaba göstererek, yani ben mutfak sohbeti sırasında çok büyük edindim. Bir ayrıcalık ama, evet, gerçekten büyük. O bir şanstı yani. Bizim bir de için. Buluyor onlar öylelerini. Bizim bir komşumuz vardı, babası ailenin reisi Selahattin Bey Çerkes, aha, babamın iş arkadaşı, mühendis, felsefe mersefe okuyor falan böyle, aha, bir adam. Karısı da ev kadını, yani Çerkes kızı kadını, aha, güzel, becerikli, amanat bir kadın. Fakat bu çok okuyor, aha, çok okuyor. Annem derdi ki ben bundan Türk edebiyatını soruyorum. Kadın Fransız edebiyatı da biliyor yani, maşallah falan derdi. Hı hı. Ve o bir alışılmış aile değildi. Selahattin Bey vallahi ne bileyim çok fazla aşırı laikti. Hı hı. AT derecede. Hı hı. Belki gördüğü eğitime tepki olarak. Kadın dindardı ve o konuda hafif böyle bir, hı hı, itişirlerdi. Ama yani tabii... Sonra bunu Almanya'ya göç etti. Bunun kızı romancı oldu. Renan Demirkıran. Aa. Şimdi herkes diyor ki Almanlar işte diyor göçte yetiştirdiğimiz insan. Ne alakası var lan öyle zaten aile Almanya'da yani. Kaç tane var Almanların arasında. Yani diyor kadın zaten yetişecek o Renan. Aha. Burada da olsa konservatuvara giderdi. Gene aynı şey çıkardı onun gibi bir şey. Ama anne çok önemli, yani ailede anne karakteri önemli bir karakter değil mi? Özellikle hani edebiyat bilgisiyle, ben kulağımda var o bilgi. Mesela İlber Hoca'nın Lermontov'u işte annesinden öğrendiğine dair. Ya o Lermontov bizde efendim. Sevilen ama. Bir karakter Lermontov. Valla o Lermontov'u çok sevdirdi o. Taktık daha bizim Ataol Bayramoğlu. Öyle mi? Ha, okey. Doğru. Şimdi Ataol solcuydu. Bizim validenin solla ne alakası var? Aha. Ama işte o onu en büyük hoca diye sever, yazar. O da onu talebesi diye korur. Tabii. Onun için ben sevmem böyle talebeyi ayıran hocaları. Hiç sevmem. Yani benim meşhurdur. Hatta birisi böyle İmam Hatiplerin babası falan diyor benim için. Saçma sapan konuşma dedim yani. Ne ayıp bir şey ama değil mi hocam? Yani işte öğrenci ayıran bir ayıran hoca olabilir mi? Çok vardır. Mi? Bizim ülkede yoktur. Yani Allah'tan o gerçekten büyük bir ayrıcalık. Kaç ayrı yoktur için. Bizim ülkede yoktur. Yani mesela o en kanlı devirde ülkücü çocuklar zırhlı arabayla gelip alt katta taş odaya girip, hı hı, orada imtihan yazıp çıkıyorlar.
Hepsi dedi ki sonra hiçbir solcu hoca bize kadir etmedi. Yani ya yok yani. Hatta yardım etti falan herkes. Hı hı. Yani o başka, o başka. Kesinlikle çok büyük bir fark. Dil tarihte de yoktu ama herhalde, değil mi? Dil tarihte yoktu moktu ama dil tarihte adamlar beterdi. Adamlar. Bu bir eğitim meselesi. Yani şey, gelenler. Hı hı. Tam tipik yani kasaba kavgacılığı için. Ben hocam şimdi dedikodunuzu korkmuş yapayım kız kardeşinizle. Biz geçen hafta beraberdik İlber hocamla dil tarihte. O hem çocukluğunu hatırlayıp annesinin yanında ama aynı zamanda gençliğini ikinci üniversitesi olarak dil tarihi hatırlayıp çok mutluydu. O yüzden hani Nuriye Hanım size de şeyi sormak istiyorum. Bu annenizin edebiyat sevgisine dair benim bildiğim, benim de çok sevdiğim bir hikayeniz var sizin. Onu bize bir aktarır mısınız şu Gürcistan'da yaşadığınız olayı? Ya annem gerçekten inanılmaz hafızası olan birisiydi. İlber belki de hafıza özelliğini ondan aldı. Böyle pasajları ezbere bilirdi. Hani iki mısra falan değil. Yani mesela Clermontov'un koca şiirlerini, işte bir sürü romandan böyle sayfalarla çok iyi hafızası olduğu için kaydetmiş ve bunu unutmadı ileri yaşına kadar. Şimdi ben bir dönem Gürcistan'da çalıştım. Annem de beni ziyarete geldi bir eski talebesiyle birlikte. İşte üçümüz geziyoruz Tiflis'te. Tiflis'te bir şehir müzesi var. Oraya gittik falan. Annem o zaman artık yaşlı bir kadın. Yani kaç bu söylediğim, siz 2004 falan. Siz de bizim sefir Ertan'dı galiba. Müdüre telefon etmiş, bir rehber mi vermişler? Yok yok, hayır. Biz üçümüz geziyoruz. İşte şeyde de, Gürcistan'da da o eski Sovyet ülkelerinin hepsinde olduğu gibi böyle müzede çatık kaşlı kadınlar vardır. Böyle gözetlerler size her adımınızı. İşte ne yapıyorsunuz, ona dokunma, oraya basma falan şeklinde. Öyle birisi var yanımızda da. Annem de o zaman artık 90'ını geçmiş vaziyette. Yaşlı bir kadın. İşte Türkiye'den gelmişiz falan böyle. Bize biraz şöyle bakıyor Gürcü kadın. Sonra yürüdük geldik. Kraliçe Tamar'ın şeyin bir portresi var. Onun önündeyiz. Annem onu görünce birden, işte Gürcülerin en büyük kraliçesi de tapınırlar Tamar Mepe. Onu görünce birden aklına geldi. Lermontov'un uzun bir şiiri var Kraliçe Tamar hakkında. Başladı gecenin, onu söylemeye. Gecenin kraliçesine diye bir şey o. Evet. Kaside. Tamara heykel. Kocaman bir heykel o bize. Evet. Dedapolit adı. Tamar Dedapolit. Bu şey bizi o zamana kadar şöyle hani bu yabancılar ne yapacaklar diye seyreden kadın birden dehşete kapıldı. Bir Türkiye'den gelmiş yaşlı bir kadın ezbere bütün Tamar şiirini biliyor. Böyle neredeyse secde edecek annemin önünde. Kolundan tuttu, bize hepimizi müdürün odasına götürdü. İşte anlattı böyle büyük bir heyecanla falan. Aman bize bir ikram, bir izzet, şeyler, yiyecekler donatıldı, içecekler ikram edildi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Anneme koca bir tabak hediye ettiler falan böyle. Tabak. Yani öyle ilginç bir şey. Demek büyük, ki büyük bir şans ama değil mi? Yani böyle yapmış bir evde büyümüş olmak, bir edebiyat sevgisi, dünyaya açık olmak. Çıkınca ne yaptı müzeden? Çıkınca normal yürüdük. Hayatımıza devam ettik. Şeyi sorayım istiyorum bir de. Daha doğrusu aklıma geldi hocam, aslında onu söyleyeceğim. Şimdi İlber Hoca'da bir şey var. Bir öğretme isteği var. Evet. İşte yani beni o çocukluktan, de onun için taşıyordu herhalde. Ama şeyi yanında de bilirim. Hani ben asistanı olarak mesela hep çok ayrıcalıklı hissetmişimdir kendimi. Hiçbir zaman doğrudan öğretmez İlber Hoca. Yani muhatap alarak bu böyledir değil. Eğer aklı varsa görsün diye izlemeye müsaade eder. Size de öyle miydi abi kardeş olarak, yoksa daha didaktik miydi? Yok, hiç didaktik bir şey yok. Değil mi? Daha çok hani tabii yani mesela işte şey diyordu tabii, mesela klasik müzik önemlidir, bilmek gerekir diyordu ama daha çok beni konsere taşıyordu. Her hafta sonu, her cumartesi kalkıyordu, o zaman yurtta kalıyordu sebebiyle.
Oradan kalkıyordu, eve geliyordu, beni alıyordu, konsere gidiyorduk. Sonra tekrar getirip bırakıyordu. Yani herhalde bir 22-23 yaşında bir delikanlının daha eğlenceli şeyleri olabilir cumartesi günü için. Şimdi düşünüyorum. Yani o zaman normal karşıladım da şimdi biraz bayağı bir değişikmiş. Ankara müsait dönemi yani. Müsait de olsa yine de yani cumartesinin çoğunu benimle geçiriyordu sonuçta. Benim hocam ama ben de geçen Süleyman Hoca'yla konuşurken, Süleyman Seyfi Öğün Hoca'yla konuşurken onu hatırladım. Yani fıtrat diye bir şey var. Okuma yazma bilmezken ben de 5 yaşındayken 2 cilt ansiklopedim vardı. Ülkeler ve insanlar. Öbürü de uygarlık tarihi. İçinden çıkamazdım onların. Yani daha eğlenceli şeyler var dediniz ya 20-22 yaşında. Galiba başka insanlar da bazı başka şeylerden keyif alıyor herhalde. Ben müsaadenizle bir reklam arası vermek zorundayız. Ondan sonra güzel sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Hemen geliyoruz. Efendim tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortaylı ailesinin çocukluğundan bahsediyorduk tam. Şimdi de biraz hocam babanızdan bahsetmek istiyorum aslında. Babam erken öldü sayılır 70 yaşında. 70 yaşında vefat etti. Evet yani tek şey işte doçentlik için müracaat ettiğim yıldır bir de ders kitabı yazmış ona ithaf etmiştim. Biraz sıkıntılı bir hastalıkla erken gitti yani birkaç yıl süren hatta. Çünkü galiba birinci safhayı atlattı arızalı olarak yani ameliyat arızası vardı belki bilmiyorum. Eski şey tıp çok şey değişti. Sonra da 70 yaşında öldü. O erken sayılıyor yani bugün için. Valide de aksine daha uzun ömür oldu. Herhalde daha şeyle sağlıklı beslenme, sigara hiç içmeme. İçki içmiyor, sigara da içmiyor yani. O dikkatli. Bir de çok yürüyordu. Yürüme müthiş şeysiydi onun huyuydu. Yürüyor mesela bilmem 80 yaşında falan Nemrut'a tırmanıyor. Grubun önden yürüdü gittik önünden. Yaş grubun. Nuri Hanım size sorayım. Sizce mesela babanızın nasıl bir etkisi oldu İlber Hoca'nın yetişmesinde? Bilemiyorum yani. İşte Almanca biraz galiba babam için İlber ayrıcalıklı çocuğuydu. Öyle mi? Düşünüyorum yani benim hissim odur. Annem daha şeydir. Almanca öğretti. Almanca öğretti. Evet orada mutlaka etkisi olmuştur. Babam da tarihle çok ilgiliydi. Yani aslında teknik eğitim almış ama çok severdi tarihi. Tercümeleri vardı. Tercüme yapardı. Mesela Halil İnalcık'la tanışırdı ve hatta birlikte çalışırlardı. Yani onun ihtiyaç duyduğu birçok Rusça geldi belgeyi demiştim. Çevirmişti Türkçe'ye. Halil Bey gelir giderdi bize. Biraz da şeyden annemin çiğ böreğini yemek için de gelirdi. O da güzel bir gerekçe ama değil mi? Yani ilgiliydi. Babam da sosyal bilimlerle teknik bir insan. Seyircilerimiz bilmiyor ama mühendis asıl olarak yani eğitim itibariyle mühendis ama pek çok mühendis gibi farklı pek çok alanla ilgilenebilen. Tabii mühendisler çok iyileri var. Benim Viyana'da maalesef Dachau kaçkını bir hakiki bir Avusturyalı entelektüel aslında Yahudi dostum vardı. Daha doğrusu o dost muhitinin içindeydi. Ben orada ihtiyarlarla çok gezerdim 71-72 döneminde. Zaten genç bir şehir değil. O da onların içinde yani fevkalade. Yani zaten yaşlılardan öğreneceksin dünyayı. Hocam bir müsaadenizle şunu hani kıymetli izleyicilere de bir kere daha söylemek istiyorum. Bu ikinci kere söylüyorsunuz aslında. Bu meraklı insan galiba zamanlar içinde gezmek istediği için kuşaklar arasında da gezmeyi istiyor. Tabii ondan öğrendiğini öğrenemezsin. Mesela şimdi o bana dedi ki o
1938 10 Kasım'dan beri artık Avusturyalı değilim dedi. Tabii Kristal Gecesi'nin ertesi günkü tevkifler. Dachau'ya atılmış. Ailesi çoktan fırınlandı yani şeyde. Çekya'da yakalandı. Böyle ıstırap içinde bir adamdı yani, derin yaralı. Fakat çok tarih düşkünü, teknik tarih düşkünü. Bana Türk silahlarını falan o anlattı yani şeyde, arsenale gidiyorduk. Müzeye, askeri müzeye, şehir müzesi bana falan. Bana da bir kitap hediye etmişti. Aa, sonra öyle mi? Nuriye, siz de tanıştınız. Teknik tarih üzerine. Ama Nuriye Hanım, benim anladığım yani o kale eteklerinde benim başlayan yolculuk uzun süre devam etmiş. Tabii işte ihtiyar dostlarıma o da dahil yani şey, Nuriye onlarla da akrafora geçti. Öyle şey yapacaksın, öyle zaten kuşaklar arasında bağlantı olmazsa kültür yaşamaz, o zor iş o. Bugünkü dünya insanının en büyük problemi o. Gençler çok kendi içlerinde kapanlar. Açılma var, açılma evet. Kendi arkadaşlarıyla. Şu veya bu şekilde. Flört etmek için var. Belki dedikodu yapmak için var. Veya başka bir şey için var. Nesiller arası bağ yok. Halbuki ne kadar önemli bir eksiklik. Yok yani bu? O bütün dünyada, bilhassa Amerika ve Avrupa'da bu çok azaldı. Hocam şeye de katılır mısınız? Aslında sadece nesiller arasında değil, kesimler, sınıflar, kültürler arasında da bir bağ koptu. Yani çok fazla bir gettolaşma var aslında gençliğin içerisinde. Evet, olabilir o da yani şey değil. Bazı yerlerde bir azınlık gruplar Fransa'da şurada burada göç etmiş. Eski kolonilerden onların bir merakı var yerlilerle konuşmaya. Ama yerliler onlarla ne kadar ilgili orasını bilemem. Yani o çok var. Zaten yalnız toplumlarda kültür gelişmez ve yalnızlık Allah vergisi değil onlara, o yaratılmış. Bu Türkiye'de gördüm. Bizim kuşak Türk coğrafyasında bunu görmüştür. Yani 60 yılın içinde ben bunu gördüm. Yalnızlık hakikaten Allah vergisi bir şey değil bir topluma. Kendin yaratıyorsun. Bugünkü Türkiye insanı 60 yaş yıl içinde gördüm. Yalnızlığa gidiyor. Ama bu bir şey, bir toplumun aslında kendini çok yok etmesi değil mi? Çok kötü fakirleşmedir. Fakirleşmedir. Yani fakirleşmedir. Çok garip. Yani ben de uzun zamandan beri öğrencilerde tespit ettiğim bir şey o. Yani mesela belli bir müzik grubunu sevenlerin kendi içinde hep vardır bu ama başkasıyla iletişim kurmamaya başlaması. Mesela sosyal medya için deniyor ya işte. Daha kolay iletişim kurmaya başladı yalan. Gençler. Halbuki kesinlikle. Yok yalan. Sadece hiç alakası yok. Yani şimdi burada bitti de insan böyle buradan mı bulacaksın? Saçma. Çok saçma. Yani bu gezme meselesi, hani konuşmanın başında ilk konuştuğumuz husus gezme meselesi. Demek ki yani sadece fiziken, coğrafi olarak gezmek değil. Gezerken hıyar gibi gezmeler var. Vagonda oturuyor insanlar 8 saat boyu konuşmuyor mesela. Burada Türkiye'de çok yaygındır o. Çeşitli sebepleri var. Mesela İtalya'da falan olabilemez. Mutlaka birine birbirine bulaşır ve iyidir o iş yani. Kesinlikle. Çok şey öğrenirsin. Eskiden Türkiye'de de öyleydi değil mi? Eskiden. Otobüste gidersin mesela, şehirler arası otobüste. Mutlaka merak eder insanlar yanındakiyle, öndekiyle konuşur. Vallahi bizim valide çok yemek konuşurdu. Yemek ikram eder yanına. Köylü kadınla konuşuyor böyle keyifle, hem de laf olsun diye değil, kaptırarak konuşuyor. Hocam, gülüyor onun anlattıklarına. Demek ki işte o hümanizma dediğimiz kavram, yani dünyaya açık olmak, insanlığa açık olmak, insanı sevmek. Acaba orada mı bir eksilme var şu an? Var tabii, o şimdi bizim memlekette çok var o içine kapanma işi. Yani ben onu görüyorum. Şimdi ben mesela gençken trenle gezer konuşurdum ihtiyarlarla falan bütün yol. Şimdi öyle bir şey yok artık, içine kapanma başladı. Bilhassa şehirlerde etnik karışıklığın artması ilk etapta insanların birbirinden uzak kalmaları ve konuşmamalarına sebep oluyor. Bu çok açık bir şey. Gerilimler falan yani bunlar çok önemli.
Onun için bilmiyorum, başarmamız gereken şeyler var. Bunlar hiçbiri devlet programına giremez veya sokulması lazım. Yani çok açık. Ben biraz da özel eğitimin yaygınlaşmasından olduğunu kötü düşünüyorum. Kötü özel eğitim tabii. Yani paralı özel eğitimin yaygınlaşmasından. Yani bu çok mesela çocukları kendi sosyoekonomik çevrelerine kapatıyor. Birbirlerine çok benzeyen çocuklarla arkadaş oluyorlar. Halbuki biz okurken öyle değildi. Yani benim mesela ilkokuldaki sınıfımda her ekonomik gruptan, her seviyeden, yani fabrikatör çocuğu da vardı. Sabah koyun güdüp öğleden sonra okula giren çocuk da vardı. Yani biz hepimiz aynı sınıftaydık sonuçta. Yani sınıfsız, ayrımsız, mütecaviz bir kitle. Sınıfsız ve ayrımsız olduğumuz anlamına değil, gelmiyordu ama en azından bir farkındalık oluyordu. Ama en azından böyle bir idealin var olması zannedildiği gibi kapanmaya değil, aslında kozmopolitizme imkan sağlıyor değil mi? Evet. Yani o çok fazla çok farklılıklardan mesela bahsetmek mesela benim gördüğüm değil öğretmenler Atatürk Lisesi. Karışık bir muhit. Yani artık eskisi gibi Ankara'nın belirli semtindeki oturanlar, yaşayanlar ve bürokratların çocuklarının okulu değil. Çünkü etrafta gece kondular artıyor. Onlar da geliyor. Evet, tabii. Ve benim gördüğüm büyük öğretmenler o her sınıf çocuğu bir hamura getirmesini, etki yapmasını bilen birileriydi. Yani benim hayatta en çok başarılı bulduklarım. Şimdiki öğretmenlerde öyle bir marifet yok, şaşırıyorlar. Yani onlara böyle bir şey öğretilmemiş, böyle bir şeyi aşacak sabırları yok. İki çeşit yemekle uğraşamayacak beceriksiz bir aşçı gibiler. Yani bu çok onarşı, bunu gördüm, kabahat onların değil. Özel okul dediğinde tabii maalesef İki ayrı insan tipi yetiştiriyor. Bana kalırsa ikisinde de iş yok fazla. Ama yapıyor bunu. Çok kötü. Bence artık zamanı gelmiştir. Nasıl öğrencileri puanla, imtihanla tasnif ediyorsun. Yani torpil ve dalavereyle sokulanlar hariç. Özel okulları da artık ayıklama ve seçme klasik. Klasifiye etme zamanı geldi. Tabii onu şimdi böyle yapamazsın. Derhal partizanlık girer. Ama geldi. Türkiye bazı şeyleri yapmak zorunda. Ben taraftar değilim yani bu şeye. Böyle parası olanla olmayan ayrım olmaz marifte. Doğru. Ayrım olur. Burayla bunda olanla olmayan. Bu işe yatanla bilmem eli işe yatanlar falan gidersin. Böyle parayı verenle vermeyen arasında eğitim klasifikasyonu olamaz. Yanlış olmaz. Peki buradan şeyi sorayım size. Aynı ana babadan aynı ailede beş çeşit çocuk çıkar. Beş tane doğursan en ahmağından en zekisine falan değil mi? Doğru, kesinlikle. Kesinlikle. Hocam şunu sorayım peki. Yani Türkiye'deki eğitim sistemine baktığınızda dünya çapında tarihçi yetiştirmek gibi bir kaygımız varsa çok ne yapılması var, lazım? Tarih okuyorlar, merak ediyorlar. Satılan kitapların başlıkları çok değişti, gelişti. Onlar oluyor. Fakat onlar bir yere gider mi onu bilmiyorum. Çünkü öyle bir eğitim durumu yok. Yani Avrupa'da bile çöküyor klasik eğitim diye konuştum. Burada tamamen yani o çocuklar okudukları ve duyduklarıyla kalıyorlar. Yani onları bir de araştırmaya diyor. Ne demek araştırma dedim. Yani 13 yaşında, 14 yaşında çocuğun neresini araştırırsın? Nasıl araştırma merakı verirsin? Palavra. Sorsan kendi bilmiyor. Aslında var, mümkün o. Şimdi o çocuk mesela eski klasik Avrupa'daki gibi muhtelif klasik diller, ölü diller, diri diller bilse ya Osmanlı Türkiye'sinde olduğu gibi o kitaba gider, bu kitaba gider. İşte onun araştırması da o. Farklı kaynaklar kullanır, çapraz okur. Yani literatürü tanır. Cross-reading yapar. Bir konuda iki kitap okur bileni. Edebiyat okur mesela bir sürü. Vardır böyle bir şey. Benim zamanımda mesela Şah İsmail kitabı satılırdı. Divanı, Hatemi.
Hatay'ı pardon, Hatay'ı diyorum. Yemen İran Cumhurbaşkanı'na gidiyor aklım. Yakınlar aslında. Hatay'ı. Yani şimdi pazarda satılırdı bu kitap. Yani hı hı. Sırf Hacı Bayram'da değil, pazarda da satılıyordu. Yok öyle bir şey, okumuyor. Kimse gidip divan edebiyatı okumuyor. Değil mi? Ne büyük eksiklik o da. Şeyler de yok. Edebiyat yayınları arasında öyle ciddi tercümeler falan da yok. Yani mesela bu azalıyor. Avrupa'da da azalıyor. Hı hı. Çift taraflı tercümeler vardı. Klasik edebiyatlardan hı hı. veya Fransız, İngiliz, Almanca'ya falan gibi. Hı hı. Azalıyor bunların satışı. Yani çok talep kötü. Düşüyor. Evet, talep burada. Yok yani. Yok, insanlar tek düzeleşiyor ve bunlar hı. araştırma olmaz. Araştırma ne yapacak o herif? Araştırma farklı şey okumak, merak hı. etmek. Yani şurada böyle karşısına Latince metnin karşısında Almanca'yı okursa işte yapıyor. Bu doğru hı hı. tercüme etmemiş diyor falan. Hı hı. Anlaşılmıyor diyor, buna bakıyor falan. Araştırma bu. Çapraz kontrol yapıyor. Öyle bir şey yok ki artık. Yani bakalım şimdi tercüme etmiş, hocam, mükemmel bekliyorum. Tercüme çıkmış, okurum diyor. Mükemmel tercüme kendisi değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi bir arkadaşımdan bekliyorum hocam ama Rilke tercümesi yapıyor. Niye? Rilke'nin tercümelerini yapıyor. Rilke'ler, evet. Arapçası ve Farsçası da çok iyi. Arapça ve Farsçadaki çeviriler üzerine bir doktora tezi Rilke'nin bekliyorum. Mi? Rilke mi çevirmiş? Rilke'nin Arapça ve Farsça çevirilerini incelemek bizde üstüne. Rilke çok az çevrilmiştir. Ben şeydeyken Ahmet Taner Bey'in Kışlalı'nın danışmanıyken çeviri kuruluna gelenlerden hocam biliyorum. Bu arada arkanızda düşme tehlikesi var. Evet, onu söyleyeyim. Ha, sizin sabıkası vardır buranın, evet. Biliyorsun aman, değil mi? Aman bizim yani. Tekeli ilan düştü. Öyle mi? Bir şey olmadı Allah'tan. Aman böyle Allah'tan küt dedik yani. Hadi ben böyle şey görmedim. Bir kenarlık yapın şuna. Evet, onu söyleyelim. Oraya bir kenarlık yaptıralım hocam her şeyden evvel. Hocam bir de şeyi soracağım şimdi mesela Nuri Hanım'a. Bizim bir Türk aydını olmak zor bir şey ya. Hani mesela değil mi? Alman aydını olmak çok da zor bir şey değil işte. Almansınızdır. Greko-Roman kültür, bir medeniyet sürekliliği, literatür belli, dünya belli. Ancak işte oryantalistikle ilgilenirseniz onun dışına çıkarsınız ama hani Türk aydını böyle bir ayağa illaki hem bütün bir Batı külliyatına hakim olmak durumunda, bir ayağa da Şark İslam klasiklerine hakim olmak durumunda. Yani sizin mesela evden hatırladığınız, kendinize dair bunun yansımaları, ne düşünürsünüz bu konu hakkında? Mesela Lermontov'dan bahsettik ya. Mesela Doğu klasiklerine dair sizin bir şöyle bir eksik olduğumu hissettim dediğiniz bir şey var mı? Yoksa kendim mi geliştirdim, kendim yaptım sonra mı diyorsunuz? Ne dersiniz? Vallahi biz o konuda çok eksiz. Ben bunu Batı'daki İranlı aydınları görünce çok daha iyi anladım. Hmm. Yani biz aydın falan değiliz. Onlar aydın. Yani çünkü onlar hem doğuyu biliyorlar, hem batıyı bizden iyi biliyorlar. Biz değil mi? Batıyı da çok iyi biliyoruz. O burada vardı. Vardı burada. Burada da vardı. Evet, eskiden burada varmış. Burada vardı. Şey, mesela bize aynı sınıfın öğrencileri vardı. Langzo'da, Paris'te. Beynelmiler adamlar. Avusturyalı, Fransız, İngiliz hepsi var içinde. İsimleri de sayarsam anlarsın. Bir sınıfta İren Melikov artı Louis Bazin. Ne güzel isimler yani. Claude Cahen. Artı Andreas Ditsi Avusturya'dan. Hocamların hepsi aynı sınıfta mı? Evet, Langzor'dalar. Artı Bernard Lewis. Onun orada sınıf... eksik olmaması lazım zaten. Onların hepsi yan yana işte, geldiyse ama o da orada. O herif Oxford'da falan okur, Paris'e gelir. Viyanalı Paris'e gider bilmem ne. O Avrupa öyleydi. Şimdi ona Erasmus gibi soytarı programlarla yapmaya kalkıyorlar. O hiçbir işe yaramaz. Öyle olmaz o. Şimdi bunlar burada okuyor. Ben de dedim ki ikisine hepsine soruyorum. Adnan Bey'e hayran bu çocuklar hepsi. Aha. Çocuklar dediğim bizim koca hocalar. İren ayrı methediyor, Andreas Titsi ayrı methediyor. Adnan Adıvar'dan bahsediyoruz. Evet, Adnan Adıvar'dan sonra Bernard Lewis bahsediyor. Ben bunu anlatmışımdır aslında da, bu bilsin millet diye istiyorum. Şimdi
Adnan diyor, ben de tesirinde kalmışım buradaki propagandanın. Bir sürü adamlar sağdan soldan adama pislik atıyorlar. Hı hı. Vay işte yabancı gazetelerden çalıp dış politika yorumu yapıyormuş. Bu komünistler bunu diyor. Hı hı. E peki kardeşim düşündüm, peki ne yapacak yani dış politika yorumunu? Yani adam MİT'te değil, hariciyede değil, bir şey değil. Bu adam ne yapsın? Gazeteden okuyup yapacak tabii o zamanın Türkiye'si. İşte biri vay efendim hiçbir şey bilmiyor. Bir o arada öyle bir dereceye geldi ki hiç aslında sen bilmiyorsun. Ha, Osmanlıca bile okumayı bilmiyorsun. Bu adam Osmanlı Türkiye'sinde okumuş. Hı hı. Falan. İşte sonradan anladım tabii bunu. İlk başta etkileniyorsun. Çok hı hı. kötü. Böyle sağcısı solcusu pislik atıyor adama yani. Hı hı. Ortak şey böyle. Halide Hanım'a falan. Hı hı. İşte Halide Hanım için ben sana söyleyeyim. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde maalesef ikisi de öldü. Değerli insanlardır, onu söyleyeyim. Hı hı. Ama Adile Ayda da hı hı. sağ düşüncede çok değerli bir Fransız filologudur. Hı hı. Efendime söyleyeyim, Minat, o bizim şeyde, söyleyeyim Mina Türkmen'e gidiyor. Urgan. Buradan selam söyleyeyim şey oldu. Mina Urgan'da. O da, ikisi de birden taş atıyor. Şimdi biri diyor ki gelişmeleri takip etmiyor, eski bir kafası var falan. Hı hı. Öbürü de diyor ki işte lafına güvenilmez diyor, sağ gösterip sol vurur falan diyor. Böyle bir şey söylüyor. Yanlış, yanlış yani, ikisi de sivri. Bunu yapıyorlar bu memlekette. Evet. Halbuki sordum Adnan'a duvara, için şeye şöyle çıktı yani. Ya dedim ne güzel bir sınıfmışsınız dedim. Bir de üstelik Jean Denis gibi büyük bir gramerimizi yazan uzman var, hı hı. Polonyalı falan. Bor ne herifti dedi. Bor ne dedi, sıkıcı herifti dedi şey. Oo. Ana sıkıcıymış da neymiş, sıkıcı işte diyor. Sıkıcı adam sıkıcıdır diyor. Hı hı. E kim iyiydi dedim, Adnan dedi. Ne Adnan ya, o ne veriyor ki size, hı hı. dedim ben de edepsizce. Yok dedi, o çok şey veriyordu dedi. Faust'la Göte'yi bile öğretti bize dedi. Aa, anlamadım dedim, sizin gibi ukalalara birintitse sizden böyle. Yani yok dedi, o dedi, he belong to two world and master of the two world dedi. Oo. İki dünyaya aitti ve ikisinin de üstadıydı dedi. Oradan anladım yani, hakikaten bir münevver tabaka varmış. Evet. Harpler, darpler etip bitirmiş bunları, ezilmişler. İran belki köşesinde dışında kaldı bunun diye ama bilmiyorum. Hakikaten dediği doğru, böyle tercümeleri tercümeye benziyor bizim. İlgileri ilgiye benziyor. Sen biliyor musun Osmanlı tarihi yazıyor İranlılar, o evet. çok ciddi. Bilmem Dışişleri Bakanlığı Osmanlı Devleti İran ilişkilerinin şeyini tayin ediyor, vesikalarını basıp yayıyor. Hı hı. Bu önemli bir şey. Öyle tabii. Öyle yani tabii. Adamların böyle bir çarşıya çıktığı zaman her tipi var. Mesela Hint'te var. Hı hı. Parlamenterler Kulübü'nde Rus gelmiş, konuşuyor. Rusça bir tercüman var. Tercüman, bir aksaklık olur biliyorsun. Hı hı. Simultanen. 30 tane sarıklı kafa düzeltiyor birlikte. Hı hı. Ya bunun adı üçüncü dünya güya, İngiliz kolu. Herif onu yırtmış. İşte İngiliz demek ki yırtmış. Hocam o gayri safi milli hasılarla ölçülebilecek bir şey değil demek. Hayır yani. Öyle. Yani öyle yok. Kolon çok yanlış bir tasnif. Evet, kolon gerçekten. İngiliz kolonisi tamamen Britanize olmuş diye bakıyorsun ama herif de Rusya'dan bir adam geldiği zaman onu dinleyecek bir sürü adam koyuyor. Onlar laf ola dinlemiyordu. Tabii. Kendileri lisan bilip takip ediyorlar. Bu önemli. Onun için o dediği doğrudur. Ben baktım sonra, çok ayıp bir şey böyle. Ona buna şey yapan, harcayan hiç. Hı hı. Tamam kötü adamları harca ama iyilerin vardır çok nadiren değil mi? Hı hı. Böyle şey olmaz. Onun için olmaz burada bu iş tabii. Çok kötü ve yok. O zor, olur. Doğru, haklısınız hocam. Kesinlikle katılıyorum yani. Diyecek de bir şey yok, zor gerçekten. Peki ben Nuriye Hanım'a bir tane daha bu sefer zor bir soru sormak istiyorum. Yani abi kız kardeş ilişkisinde bir tarihçi abi ile
bir tabip kız kardeş farklı mı bakarlar dünyaya? Mesleki formasyon ne kadar önemli sizce? Yani ne bileyim, mesela hiç böyle fizyonomist bir yaklaşım görüyorum İlber'de. Bak, tarihe ve yapılara böyle bakıyor. Benden etkilendi dediğiniz oldu mu mesela? Yok, olmadı. Bir kere ben küçüğüm. Doğru. İkincisi, yani ben de aynı evde büyüdüğüm için ben de tıbbın en böyle hani tıpçı anatomist olanı değilim. Yani ben de Nusret Fişek'in öğrencisiyim. Dolayısıyla yani şey öğretisine çok sıkı sıkı bağlıydım. Hem öğrenimim sırasında hem sonrasında. Yani sağlık ve hastalık çok toplumsal ve ekonomik olaylar aslında. Hep öyle baktım. Yani çok hani bir dönem kadın doğumculuk yaptım. Hani çok ne diyeyim, hardcore tıp yaparken bile hep öyle Bey baktım. Nusret Bey ne kadar efendi adamdı. Çok efendi. Bizim de hoca oldu ya Nusret Türklerinde. Çok efendi. Ve iyi bir hocaydı. Yani çok etkileyici bir hocaydı. Birinci sınıfta daha bize ders verdi. Öyle bir şansımız da oldu. Kanımıza girdi. Dolayısıyla ben hekimliği hep biraz toplumsal ne kadar önemli bir şey olarak aslında gördüm. İlber'i de ben aslında çok tarihçi değil de hep sosyal bilimci gibi algılarım. Ve şey gibi de, yani sonra yaşım ilerleyip de hani yazdıklarını falan okudukça ve konuşmalarını dinledikçe o da aslında insanı anlamak üzerinden çok bakıyor tarihe gibi geliyor bana. Değil yani belki hani başarılı olmasının bir nedeni de hep o tarihteki hani insan onlar sonuçta. Yani bizde böyle hani okul tarihinde şey vardır ya, tarih olmuş bitmiş kahramanlar falan filan. Böyle çok bizimle bağı olmayan başka tür bir yaratıklar gibi algılarız ya. Öyle olmadığını ben İlber'i dinleyerek ve okuyarak biraz fark ettim. Bayağı onların da insan olduğu ve bulundukları çevre ve koşullar içinde çözümler buldukları, toplumların öyle yaşadığı gibi. Ve sanıyorum o çocukluktan itibaren de kendini işte o devirlerde olduğunu hayal etmek, o kişilerin yerine koymak. Ne kadar önemli bir şey yani, söylüyorsunuz. Yani onları insan bir tıpkı bizim gibi zaafları ve işte fedakarlıkları vesaire, üstünlükleri olan insanlar olarak görmek. O da bence biraz tabip gibi bakıyor tarihe. Nuriyem, şöyle söyleyeyim. Şu son 2-3 dakika içerisinde tarif ettiğiniz kısmı bence biz alalım zaten. Bizim programımızın bundan sonra devam eden bölümlerinin özünü anlattınız aslında. Nedir tarih, nedir, insanı nereye koyar diye. Buradan o kadar çok soru çıkacak ki şimdi İlber Hoca'ya. Mesela birincisi, hani benim aklıma doğrudan geliveren şey, hani bizim bir historiografyada böyle bir silsilemiz var. İşte önce devletlerin tarihi yazıldı modern tarihte. Sonra milletlerin tarihi yazıldı, sınıfların tarihi yazıldı vesaire vesaire. En son işte bizim büyük yıllıklar ekolü, anal ekolü yapıları koydu ortaya vesaire. Yani bu tarihçilikte çok büyük bir aşama kesinlikle. Ama sonra birileri çıktı şey dedi. Anal okulu kocaman bir sürü odası olan ama içinde insana hiç yer vermeyen bir akım dedi. Ne kadar aslında yerli yerinde, biraz belki aşırı ama yine de yerli yerinde bir eleştiri. Orada işte o hümanizma kavramı zannediyorum çok öne çıkarmış. Yani insanı içine koymak o odaların her birinin. Evet, tarihte yaşanmış olanlara hani yapılar olmuş bitmiş, devletler, kurumlar, savaşlar vesaire değil de insan. Bugün insanı seven ancak değil mi geçmişteki insanlara da insan olarak bakabiliyor. O da aklıma şeye getirdi hocam, bu Walter Benjamin'in aslında tarih felsefesi biraz. Evet. Şeyi anlatıyor hani Angelus Novus tablosu, Paul Klee'nin. Zaman akar, esen bir rüzgar ve melek hayır gitmek istemez, o geçmişe biraz hüzünle bakar. Her tarihçi de biraz olan bir şey galiba o. Ölümün ve zamanın akışına duyulan hüzün ama orada biraz merhamet ve sempati tabii. Zamana duyulan bir sempati. Hocam yani insanı merkeze alan tarihte peki hikayeler
Yani her bir insanın hikayesi var ama edebiyat olmadan tarih olur mu diye sorayım o zaman. Hayır, size. Olmaz, olmaz, mümkün değil. Yani dil yazılmadan, uslup olmadan tarihçi mümkün değil. İlk zaman Mommsen bir şey aldı, Nobel ödülü. Yani hı hı. İkinci veya üçüncü yılda ihtasından sonra edebiyat ödülü aldı. Hı hı. Theodor Mommsen hukukçu ve tarihçi, sıkı bir şekilde Romacı biliyorsun. Hı hı. Bunu şeye bağladılar, liberal bir Roma tarihçisi ve hukuk tarihçisi. Yani liberal çok, hı hı. Prusya şeyine karşı, danktumçuluğuna da karşı duruşu. Ondan dediler, o da olabilir. Sonradan o kadar güzel edip, üslubu olanlara falan verilmedi o tabii. Yani o çok enteresan. Gene de tabii edebiyat ödülü edebiyat ödülüdür. Tarih edebiyat değildir. Çünkü mutlaka. Edebiyatın rahatlığı, palavracılığı, palavraya müsait karakteri ve o konudaki imtiyazı tarihçilikte olabilemez. Yani bu mümkün değildir. Onun için ben ayrılmasına da taraftarım ama tarihçi kesinlikle edebiyatçıdır. Uslubu olmayan bir tarihçi okunmaz, çok kötü bir fezlekedir. Aslında bizde sosyal bilimlerde de bu iş çok fazla kaçırılıyor. Çok kuru adamlar. Yani evet. Olmaz öyle şey. Bir lezzeti kalmıyor değil lezzeti mi hocam? Yani. Mesela şimdi Alexis de Tocqueville'i okuyorum. Anayasacı adam işte, devlet teorisi bakıyor, yazıyor falan. Değil mi? Hangisinde okursam okuyayım. Bu bugünkünde yok işte. Yani bugünün Tocqueville gibi iş yapanlarında, mukayeseli olarak devlete bakan da falan, bu tatlılık yok. Hocam değil mi? Çünkü işimiz aslında iki parçadan oluşuyor. Anlamak ve izah etmek. Yani o erklerin kısmının olması lazım bir şekilde. Onun için de usule, üsluba ihtiyacımız var ama işte o acaba erklerin bir şeye karıştırıyorlar şimdi böyle. Tamamen artık Geistes Wissenschaft. Değil mi? Yani Verstehen, Le Verstehen, Fransızlar öyle derler, Le Verstehen. O Alsaslılar hocam. Yani ağırlıklı olarak. Ondan sonra şimdi ona karıştırıyorlar. O doğru bir şey değil o kadar. Ne doğru değil, hakikaten değil. Tamamen böyle yorumla, idrakla, hele bir de kötü bir herifsen, kötü bir metotsuz filozof falansan, Allah korusun okumaktan yani. Hocam şeyi soracağım ama anlamak için, sadece anlatmak için değil, anlamak için de o edebiyatın bize sağladığı hikayelendirme zihninin açılması tabii, gerekiyor tabii, değil mi? Yani şeyin de, ne dersiniz mesela, hani Almanlar filozoftur, Fransızlar sosyologtur, İngilizler ise tarihçidir. Çok çünkü güzel. İngilizler Shakespeare'in çocuklarıdır onun desek abartmış mı oluruz? Onun bir esprisi oldu. Bu Michael Cook var ya, bizim Osmanlı tarihçisi, evet. Osmanlı tarihinde tutunamadı demeyeyim, kendi tutmadı. Çekti kendini eski ortaçağ İslam tarihine. İlk önce hocası şeyle çatıştı. Bernard Lewis'le. Yani ufak bir çatışma o. Ona verdiği doktora tezi Population Pressure işte in Anatolia 16. asır. Ondan vazgeçti, başka şey yaptı falan. Öyle bir durum oldu. Şimdi o Chicago'ya giriyor ve Chicago'ya değil de Princeton'a Princeton'a evet. Davet edilmiş. Bu davet konferansı vardır. Şarkıcılık yapacak şimdi. Konser verecek. İşte konuşuyor. Bir kalabalık var. Arkadan veledin biri kalkmış. Amerikan tipik Princeton talebesi. Sir, what's your framework demiş. Efendim nedir senin theoretical framework'ın? Bu da demiş ki gırgır, no framework, yok çerçeve, I am English demiş, ben İngilizim demiş. İhtiyaç duymuyorum değil mi? O sizin olan şey, o sizin ilgilenin o işle. I am English, no framework demiş. Hocam ya, evet, böyle bir sorun var aslında, bu kavramlar, kavramsallaştırmalar. Gerçekten tedrisat için şart. Çünkü hayır, başka türlü yolu yok. Amerika'da ama çok anlamak yapılıyor. İçin tarih bilmeyen adamlar.
böyle bol bol şeyler çıkartıyorlar. Bir tane de bir benzer olay yakalarsa yandın. 3 sayfa oku palavrayı. Artık o olmaz. Öyle gitmiş. Korkunç yani analizler üzerine kurulu. Tarih senkronik bağlantılar kurmak ister. Benzer olayları bilmek ister. Ama en önemli senkronik bağlantılardır. Oradan toplumsal düzey farklılıkları falan çıkabilir ortada. Bir de böyle romancının kötüsü her şeyi açıklar değil mi? Yani değil yazan mi? Adam yazar işte zaten olan olaydan ne olduğu görülüyor. Aptal değil okuyucun. Tarihçinin de iyisi böyle lüzumsuz gevezelik, görüneni tekrardan yorumlama falan o cahillerin işidir. Evet. Onu yapmazlar. Bugünün Amerikan tarihçiliğinde bu çok yaygın. Anglo-Sakson demiyorum. İngiltere tam tersidir. Tam tersi. Amerikan tarihçiliğinde çok kötü bir şey ve istila ediyor dünyayı bu. Bundan bir şeye yaramaz tarih bilmesi özüm size yani hiç. Vallahi ne bileyim hocam yani şeyi de insan aramıyor değil şimdi mesela. Edward Herod Carr'ın o Bakunin biyografisi mesela aklıma geliverdi şimdi. Bakunin biyografisi Herod Carr'ın yani o müthiş bir tarihçilik eseri. Fakat müthiş bir üslup yani gerçekten okunan bir üslup ama bir yandan da bakıyorsunuz işte Ranke'den beri gelen en sert anlamıyla neredeyse fetişleştirilmiş haliyle bir arşivcilik çalışması. Evet. Demek ki bunların ikisi yan yana olabiliyor ve kavramsallaştırmadan kaçınıyor kesinlikle. Kaçınıyor. Kesinlikle kaçınıyor. Ama işte bir Amerikalı'nın eline verirseniz herhalde oradan neler neler çıkaracak. Ne büyük kavramsallaştırmalar. İşte Stephen Zweig tarihçi olmamakla birlikte ve kötü bir tarihçi olduğu hocam sallanmamanızı bir daha hatırlatacağım. Çünkü o arkaya gidecek. Konstantinopol'ün düşüşünde görünüyor. Yani bilmiyor çünkü Bizans tarihini yani bilmiyor. Bilmediği için kaynak okuyamıyor. Türk tarihi bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Ve bunu küçümserim çünkü bu adam Ostrogorskilerin ve şeylerin devrinde yaşadı. Evet. İntihar ettiği için erken gitmiş görünüyor ama o dönemin adamı. Onun dışında mesela kaynaklara ulaştığı bir devir var. İşte Marie Antoinette'ti, şuydu buydu. Yazarlar, Tolstoy bilmem ne falan. Bütün kaynakları bilmese bile hep böyle enteresan bibliografyalar, karakter çizgileri çıkardı ortaya. Evet. Tabii en iyileri değil, kusura bakmasın. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. Ya olmaz. Hocam zamanımız çok daralıyor. Yani Nuri üç Hanım'a tane bir yazarı mukayese ettiğinde işte Çehov, Tolstoy, Gorki arkadaşlar zaten. Hocam o tartışmaya girersek var ya içinden oraya çıkamayız gitmez. Şimdi. Ya o Çehov, Tolstoy, Gorki. Kaç oldu ya 5 dakika hocam, kaldı. Hocam kesmeyeceğiz. Şimdi Nuri Hanım'a son kritik bir soru soracağım ama onun öncesinde size sormak istiyorum. İzleyen gençler için tarihçi olmak isteyenler. Ha. Tarihçi olmanın da tek yolunun entelektüel olmak olduğunu hep söylüyorsunuz zaten. Entelektüel ne yapsınlar? Çapraz okuyacak. Çapraz okuyacaklar. Yani bir kadınların iyileri, zekileri dedikodu yaparken aynı olayı 3-4 karıdan birden dinlerler biliyorsun. Doğru. İyi dedikoducunun şeyi ayrıcalığıdır bu yani. İşte onu yapmak lazım. Çok iyi. Onu yapmak lazım. Onun dışında hocam bol bol okuyacaklar diyoruz. Değil mi okur, gençlere görür. Soranlara? Bol bol gezecekler ama biraz coğrafi başka değil. Başka çeşit insanlar tanır yaşlılardan falan. Yani kabakla kabağın konuşmasından bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Peki hocam çok teşekkürler ama son soruyu ben Nuri Hanım'a soracağım. En kritik soruyu. Nuri Hanım ben biliyorum şimdi seyircilerimiz de öğrensin bir sırrınızı vereyim. Şimdi siz aile tarihini yazıyorsunuz. Niye abiniz tarihçi aile tarihini yazmıyor da siz yazıyorsunuz? Nasıl oldu bu çok iş? Çok iyi oluyor. Yazsın da göreyim aile ama. Tarihinden. Değil mi? Yazsın da göreyim kısmı var galiba biraz. Ama ben merak ediyorum ne yazacak diye bakalım bir. Aa, bana ödev verdi zaten. Aslında demek merak evet. Ettiği için ödev vermiş. Ay bilmem ben şeyler. Annemin var. Hayatını anneniz yazıyorum. Hayatını annemin hayatını yazıyorum. Annemin anılarını yani. Tam aile hayat şey tarihi sayılmaz. sen yaz dedi. Bana. Sen yaz dedi onun için. Galiba korkmadan ama yazıyorum şey yoksa var, hep
şey olacak tabii yani tarihçi dururken niye ben yazıyorum olacak. Ama orada bence bir şey var yani bir biyografi yazmanın zorluğunu bilen ama aynı zamanda tarafsızlığı da bildiği için hoca herhalde sen bizim kızımızsın kızlar bu konuda daha mı başarılı dedi. Yani ben çok tarafsız değilim bir kere. Bilmiyorum niye öyle dedi ona sorun. Biraz şey oluyor. Tarafsız kendini dinlesen tarafsız olur. Yani kendiyle çok konuşursan, onu anlarsan tarafsız olursun. Yani babamdan o devrin tarihini dinlemem ben. Dinlemem yani açıkçası. Ama annemden dinlerim. Yani her şeye rağmen bir ölçüsü ve insan şeyi vardı o konuda. Yani mütevaziydi çünkü. Muhtet gitti. Yani... İnsan hikayeleri üzerinden İnsan hikayeleri, yani. İnsana çok dikkat önemli. Ediyor. Mesela öbürkü için Rus var, bilmem ne var, ne var yani. Bütün o iki harp arası münevverleri gibi. Halbuki insanlar onlar. Yaşadıkları çok ilginç onun için. Çok güzel şeyler var. Şimdi yazdığını okursam anlattıracağım, ilave edeceğim şeyler olacak ama tabii bitmesi lazım artık yoksa olmaz. Bu da işte ben hoca biliyorum. Tavrı de belli bir deadline konuluyor illaki Nuri Hanım yani evet, demek ki. Ben de kendime koymaya çalışıyorum ama biraz da duygusal yükü olan bir mutlaka, iş. Çok mutlaka. Yavaş gitti onun için. Kesinlikle çok zor ve ne kadar farklı şekilde yazılabilir aslında değil mi? Çok farklı şekilde kaleme alınabilir. Epey onu da düşündüm. Yani mesela Macaristan zor. İçin söyledikleri aklında mı? Yani bir de şu var tabii, hepimiz farklı bir tarafını dinlemişiz hikayenin. Macaristan onun için okuyup düzeltmeleri lazım. Şimdi mesela Macaristan'ı gördüğü vakit hiç değişmemiş dedi. Ne zamandı hocam bu? 1988'de daha komünist devirdi, 87 hatta. Hiç değişmemiş yani dedi. 40 yıl değişmemiş sonra. Dediği Horthy devri, hayır Horthy. Horthy devri. Horthy ile 87 arasında aynı Macaristan söz konusuysa ben bunu Janos Kadar'a başarı olarak yazarım. Çünkü hiçbir Doğu Avrupa ülkesinde Çekya gibi bilmem Bulgaristan gibi nesbiden nispeten müreffeh yerde bile 37'nin şeysi Bulgaristan ve Çekya'sı yoktu. Yok. O çok açık bir şey. Ama muvaffak oldukları belli hocam. Belli i̇şte alanlar o çıktı şimdi o muvaffakiyetin evet. Üstüne yani. Sonra bir şey daha anlattı. Trenler gidiyor, şey naklediyorlar Almanlar. Doğudan yakaladıkları işçileri falan. Berbat vaziyetteler. O Macar köylü kadınların omuzlarında çuvallarla onu yazdın değil evet, mi? Soğan taşıyorlar. Neleri varsa onu veriyorlar. Soğan taşıyor. Soğan zaten Almanya'da yok yani. Adam başına ayda bir tane mi ne veriliyor? Yolda veriyor çünkü hem besliyor hem de büyük bir biliyorsun şey... Trankilizan ve aynı zamanda dezenfektan falan bir şey. Tabii. Bite karşı tut her şeye karşı. O kadınlar onu niye taşıyor? Bunlarda hem bir insanlık var hem bir iman. Evet. Çok ilginç bir millet bu. Bunun çok kimse farkında değildir. Yakalamış onu yani ondan bahsediyor. Böyle buluyordu böyle şeyleri. Yani insana nasıl baktığın da önemli. Hocam işte değil mi ama tarihsel hafıza da mühim. Yani o soğan veren kadın imgesi aslında bir şekilde işte Sibirya'ya sürülen dekabristlere İncil hediye eden köylü kadınların hikayesi gibi. Köylü kadınların hikayesi gibi. Yahut işte Polonya'da hayvanlar girmişler içeri. Bir tane Alman subayı veya askeri öldürülürse bütün orada yakaladıkları herkesi kurşuna diziyorlar. Kim olursa olsun. Yarım saatin içinde o kurşeyle böyle muhafaza altında yaklaşılmayan yerin üstü güllerle doluyor. Böyle şeyler anlatıyordu yani nasıl bir millet olduğunu falan. Bu çok değilse ben bunları gördüm. Sonra gittiğim Polonya'da gördüm bunların izini. Şimdiki Polonya'da görmedim. İkisi farklı. Farklı.
Hocam sizi ben biraz daha bu tarafa doğru alacağım programı bitirmeden önce. Bitirmeden, bir kazaya sebebiyet vermeden. Söylersin de sen oraya. Ben buradan ettin. Bakıp rahatsız oluyorum. Tamam. Ha sen orada ya burası sen hakikaten kötü. Burası riskliymiş. Şu masayı biraz ittirmek yani, lazımmış demek ki hocam. Yani. Ama ilk program deyip bizi affedin ne olur. Ben de müsaadenizle bu çok güzel gidiyor sohbet ama zamanımız dolduğu için Nuriye Hanım yani çok çok teşekkür ediyorum. Biz çalışan hocam, çok teşekkür ediyorum. Evet vallahi kesinlikle bütün emekçiliğimizi ortaya koyduk hocam. Kıymetli izleyiciler böyle zor bir dönem diye başladık ama ilk program böyle zor bir dönemde ancak bu kadar olurdu. Sağ olsunlar hem Nuriye Hanım hem İlber Hoca tatlı keyifli bir sohbetle karşınızda olmak istedik. Daha sonraki haftalarda önümüzdeki hafta yine bugün bu saatte karşınızda olmak dileğiyle efendim iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler.